bu çöpleri kim attı buraya? Ceza evi mi, çöp yuvası mı belli değil. İşin ne be gıcı? Temizlesene, ne konuşuyorsun? Ne arıyorsun? Terliklerim nerede? Yine biri mi giydi? Of! Şimdi delireceğim, yine sular kesik. Biriniz gardiyana haber verin. Koğuş 7, mektubunuz var, sıraya geçin. Mahir gardiyan, ben abimden mektup bekliyordum. Al bakalım. Elif, bu mektup sana. Sağ ol. Mahir, benim çocuklarımdan da mektup gelmeli. Hanımlar hepsi bu kadar, hadi Allah kurtarsın. Mahir, peki ya ben? Annemden bir haber var mı? Maalesef Zeliş. Üzülme lütfen. Biz aynı köydeniz, sana mektup gelir gelmez ben koşa koşa getiririm. Teşekkür ederim. Yanlış anlama lütfen, annemden uzun süredir haber alamıyorum. Telefonlarıma da cevap vermiyor. Onu çok merak ediyorum. Elif, biricik aşkım, şu anda neler yaşadığını anlıyormuş gibi yapamam. Ama bilmeni istediğim tek şey, benim için hiçbir şeyin değişmediği. Müebbet hapis cezası olsun ya da olmasın, seni hayla tüm kalbimle seviyorum. Bundan hiç şüphe duyma, sonsuza kadar beklemek anlamına gelse bile, seni bekliyor olacağım. Anne, seni çok özledik. Abla, geçen cuma günü evlendim, keşke sen de burada olsaydın, seni seviyoruz. Anne, ben de seni özledim. Hey, kuşlar. Beni de alın gittiğiniz yere. Uçarak annemi görmek istiyorum. Elimi gökyüzüne değdirmek istiyorum. Sahil kenarında çocuklar gibi eğlenmek. Arkadaşlarımla bir parkta sohbet etmek. Dertsiz tasasız gülmek. Sevgilimle vakit geçirmek. Aniden çıkan yağmurda koşmak. Mutlu olmak istiyorum. Hem de çok mutlu. Ben de. Diğer insanlar gibi. Zeliş, tatlım, yine hayallere daldın. Sürekli pencereden gökyüzünü seyrediyorsun. Zeliş, sen hayal ettiğinde gözlerin parlıyor. Çok belli ki mutlu oluyorsun. Keşke bir kuş olsam abla. En büyük bulutun üzerine konardım. İnsanları izlerdim, hem de annemi görürdüm. Üzülme Zeliş, eminim annen iyidir. Bak yine akşam oldu, bir gün daha geçti. Vakti geldiğinde anneni uzun uzun göreceksin. Anne. Ne olur yardım et. Hayır. Çıkamayacağım. Kendimi temkin edemiyorum. Bu direnişin faydası yok. Bana ne olacak? Param yok. Kimsem yok. Bir mezarda gibiyim. Bu hayat benim değil. Ben sadece seyrediyorum. Ne olur bunların hepsi bir rüya olsun. Anne, sana sarılmak istiyorum. Ama yapamayacağım. Bu duvarlar tutacak beni. Bu parmaklıklar bırakmayacak. Allah'ım, sen yardım et. Anne, yardım et ne olur. Yardım edin. Uyanmak istemiyorum. Ben artık hayallerimde yaşayacağım. Anne. Zeliş, uyan. Zeliş, kendine gel. Zeliş kendi vicdanıyla konuşuyor. Zeliş, her uyuduğunda vicdanı uyanıyor. Kendiyle hesaplaşıyor. Geçen öğle uyuduğunda da böyle olmuştu. İçimizdeki vicdani duygular, genelde biz başımızı yastığa koyarken uyanıyor. Vicdanımızla konuşurken kalbimizi derin bir hüzün kaplıyor. Büyük korku ve pişmanlık yaşıyoruz. Tıpkı Zeliş'in yaşadığı gibi. Kızlar, rahat bırakın, biraz sakinleşsin, yarın ola hayrola.
Kızlar, Mahir bizim koğuşa özel çay almış. Eminim, Zeliş için almıştır. Benim için mi? Benim kimsem yok. Burada mahkumum, neden bana özel bir şey alsın ki? Şaka yapıyorum canım, dünden sonra rahat uyuyabildin mi? Evet, teşekkür ederim benimle ilgilendiniz. Koğuş 7, havalandırmaya. Havalandırma vakti, sen de gel Zeliş. Dün akşamki rahatsızlığına, gardiyan Mahir de üzüldü. Gel birlikte hava alalım. Bir planım var. Benim adım Zeliş. Daha fazla üzülmeyeceğim, bugün kaderimi kendim çizeceğim. Zeliş çok güzel dans ettin. Mahir beni seviyorsan buradan kurtulmama yardım et. El ele verip birlikte kaçalım. Ne? Özür dilerim. Şok oldum. Ama Zeliş, ben bunu nasıl yaparım? Seven ne yapmaz, Mahir? Sen ve ben buradan çok uzaklara gidelim. Ben bunu düşüneceğim. Senin suçun ne kardeş? Ben evsizim, kış geliyor. Sırf kışı hapishanede geçireyim diye suç işledim, hırsızlık yaptım. Zeliş sana özel telefon varmış, gardiyan seni çağırıyor. Zeliş telefon yok, seni görmek için yalan söyledim. Zeliş çok düşündüm ve teklifini kabul ediyorum. Şimdi beni iyi dinle. Gece, tüm koğuş uyurken, saat 1'de lavaboya git. Orada polis üniforması, birkaç anahtar ve küçük bir harita göreceksin. Haritada çizdiğim yoldan git. Seni dışarıda, söğüt ağacının altında bekliyor olacağım. Ben hazırım Mahir. Bir an önce yapalım bunu. Birlikte kaçalım bu cehennemden. Kıyafetten kurtulup kaçmak en doğrusu. Mahir, seni tehlikeye atamam, özür dilerim. Zeliş, nerede kaldın? Hey, arabanın içinde biri var. Bu da kim? Sen de kimsin? Bu arabada ne işin var? Anneme gidiyordum ama kayboldum. Kurt sesi duyunca korktum, buraya sığındım. Bunları içeride konuşalım. Dışarısı tehlikeli. Paramı da kaybetmişim. Annem uzakta, ona sadece otobüsle gidebilirim.
Bu geceyi sağ salim atlatalım, ben sana para veririm. Çok teşekkür ederim. Sonunda anneme kavuşacağım. Oley, oley. Anne, ben geldim. Anne. 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 Anneciğim. Anne.